Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Biraz gecikmiş de olsa bu videoyu çekip sizlere biraz bilgi vermek istedim arkadaşlar. Çok uzatmayacağım, kısa kısa konulara değineceğim. Magitea ve hesabımı yaklaşık 1-1,5 ay önce sattım arkadaşlar. Şu anda iki tane hesabım var. Bir tanesi yine Paragon, Magitea hesabı kadar iyi olmasa da yine güzel bir Paragon hesabım var arkadaşlar. Bir de yan hesabım var. O da taht kırıcı bir hesap arkadaşlar. O ikisiyle devam ediyorum. Niye sattım arkadaşlar? Tabii ki asıl sebebini söylemesem de oyunla ilgili birkaç şey. Bu arada oyun gerçekten çok güzel yerlere gidiyor. İnşallah böyle devam ederse bir sene daha kaban bu performansını, bu güzel yenilikleri, ödülleri, mağazaları vesaire falan yeni yeni işlevsellikleri getirirse oyun bir sene içerisinde şu andaki popülasyondan daha yüksek olacak arkadaşlar. Neden sattığıma gelirse biliyorsunuz 3 yıldan fazladır aralıksız arena kasıyordum. Her yeni gelen hero'yu alıp dünya sıralamasını oynuyordum. Ama arenalarda hileler aşırı derecede arttı arkadaşlar. Yani yeni gelen hero'lar 250 milyon civarına falan 220, 230, 250, 300 milyonları falan gören hero'lar oldu. Yani bunlar organik rakamlar değil arkadaşlar. Ne yazık ki, ne yazık ki hile hurdayla yapılan işler. Bu arada hile arkadaşlar, yani neresinde oyunun yaptığınız hiçbir önemi yok. Yani hem dünyevi anlamda hem de ahiret anlamında sıkıntı arkadaşlar. Yani şöyle şeyler duyuyorum. Bu çok ayıp, ayıp ve terbiyesizce. Mesela ben hileyi işte hikaye macerasında kasıyorum. Arenada kasmıyorum veya ittifak savaşlarında oynamıyorum gibi. Ayıp cümleler duyuyorum. Yani sen hikaye macerasında erkenden bitirip eline hero'ları aldığında ittifak savaşına gitmiyor musun veya arana kasmıyor musun? Dedim ki bunlar hep bahanedir arkadaşlar. Hile kullanan arkadaşlar da hem bu dünyada hem de özellikle ahirette büyük sıkıntı yaşayacaklardır. Ha, Allah'a inanmıyorlar veyahut da ahirete inanmıyorlarsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hilenin her türlüsü sıkıntıdır. Bunu geçiyorum. Ondan sonracığım arkadaşlar, yeni hesaplarımı sizlere şimdilik göstermek istemiyorum. Birazcık böyle daha dingin bir ortamda şey yaparız. Birazcık böyle göz önünden uzakta kalsın arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz üzere bölüm geçmelere ağırlık verdim arkadaşlar. Bölüm geçmeleri ve hesap alım satımlarına ağırlık verdim. Yine bana yukarılardan ulaşabilirsiniz. Line'dan veya Instagram'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten son 3,5-4 aydır neredeyse her gün aralarında dinleniyorum ama 10 saat 15 saatlik canlı yayınlarla bölüm geçmeler zaten yapıyoruz arkadaşlar. Eğer oyun daha böyle devam ederse, dediğim gibi hem popülasyon artar hem de şu hileleri birazcık azaltırlarsa veya kaldırırlarsa, biliyorsunuz savaş anları geldi, istilalar geldi. Ne yazık ki istilalarda hile kullanarak yükselmek isteyen ahlaksız, ahlaksız arkadaşlar, kibar konuşmaya çalışıyorum, ahlaksız insanların sayısı artıyor. Bu bir ahlaksızlıktır. Ahlaksızlığı kendine kıyafet olarak giymiş arkadaşlar varsa da hayırlı olsun, seçtikleri yol dibine kadar açık olsun arkadaşlar. Bu ahlaksızlara da yani bence ekibinizde veya başka bir yerde yer vermeyin. Yani sebep olan yapan gibidir kaidesinden yola çıkıyorum. Onun dışında arkadaşlar, neredeyse YouTube'da 6. yılıma girmek üzereyim arkadaşlar. 1 Ocak'ta başlamışım. 1 Ocak 2017'de ilk videomu atmışım. O da 4000'den fazla izlenmiş. Böyle basit, basic anlamda videoydu. 6. yılıma girmek üzereyim. İlk günden bu yana arkadaşlar, ne yazık ki haterlık kavramıyla da tanıştım. Ona da ufaktan bir çerçeve açmak istiyorum. Yani yıllar içerisinde gördüm ki hem kendimden hem de daha büyük insanlardan makam mertebe olarak. Mesela futbolcularda işte ne bileyim bir Ronaldo, bir Messi, ne bileyim bir sanat dünyasında bilmem kim veyahut da müzik dünyasında, spor dünyasında, tıp dünyasında, bilim dünyasında aklınıza neresi geliyorsa. Ne kadar yükselirseniz haterlarınız da artıyor arkadaşlar. Hater demek o kişiden nefret eden demek. Haterlık dünyadaki en ahmak meslektir arkadaşlar. Neden? Bir hater maaş almadan nefret ettiği kişinin tanıtımını sürekli yapar. Sürekli arkadaşlarıyla kendi arasında konuşur ve sürekli belki de o adamın ulaşamadığı yere lafını götürerek ya böyle kötü, böyle pis, böyle bilmem ne diye diye arkadaşlar etrafı arttırır. Benim haterlarım da sağ olsunlar, sağ olsunlar, Allah yokluklarını eksik etmesinler, sürekli reklamımızı yapmaklar. 19.000 aboneye geçtik. Instagram'da da 1400'e doğru gidiyoruz arkadaşlar.
Hatırlarımızın eksikliğini görmeyiz inşallah. Şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda haterlık ahiret için de çok büyük. Eğer Allah'a ve ahiret gününe insanlar inanıyorsa, haterlık arkadan kötü konuşmak, dedikodu, gıybet, doğru bile olsa söyledikleri, ki her insan hata yapar, her insan günah işler. Bunları dillendirmek bizim dinimizde doğru değil arkadaşlar. Dediğim gibi ben de çok hata yapıyorum. Yaptım. Gelecekte de yapacağım. Kötü söz de söyledim. Büyük ihtimalle gelecekte de söyleyeceğim. Vesaire vesaire. Bunları yapmak farklı bir şey. Bunları dinlendirmek farklı bir şey arkadaşlar. Ama tabii ben günah girerken haterların da sağ olsunlar dedikodu, gıybet, yalanlarla bizim arkadaşlar günahlarımızı topluyorlar. Allah dediğim gibi yokluklarını eksik etmesinler. Yani kusura bakmayın da ben de çok günahkar bir kulum. Bana gireceğine ahirette onlara girsin abi. Sıkıntı yok. Bizim hakkımızda doğru yalan birçok şey 6 yıldır söyleniyor. Allah ömür verdikçe de buradayım arkadaşlar. Söylemeye, söylenmeye devam edecek. Zaten bir hafiflik hissediyorum böyle ayıptır söylemesi. Meğerse Metra bilseydim eğer haterlık kavramının daha önce böyle bir şey olduğunu, ben YouTube'a çok daha önce girerdim. Neyse, sağ olsun o genç yetenekler de bizim reklamlarımızı yapıyorlar arkadaşlar. Onun dışında başka değineceğim bir şey var mı düşünüyorum ama aklıma daha da bir şey gelmiyor. Yine gelirse bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bölüm geçmeler yapıyorum. Hesap alım satımı yapıyorum arkadaşlar. Lakin hesap alırken, yani bir sizin hesabınızı satarken bana ya çok sağlam bir referans vermeniz lazım ya da size daha önce sağlam bir ticaret yapmış olmam lazım. Benim amacım öyle işte bir sürü işte şey satayım, hesap satayım gibi bir derdim yok. Sağlam olsun, başım rahat olsun. Bak bugüne kadar 11-12 tane sattık sanıyorum. Hiçbir sıkıntı olmadı. Yani böyle olsun, kafam rahat olsun. Yine elimde hesaplar var. Mesela yan hesabım tat kırıcı. Onu da ilerleyen zamanlarda yine satılığa çıkartacağım arkadaşlar diyorum. Onun dışında yine hesap arıyoruz. Yani nasıl hesap arıyoruz? Hani biliyorsunuz hediye gönderme etkinliği için insanlar kredi kartları hesaplarını, ama hediye gönderme etkinliği kalktı ve krediler elinde kaldı. O tarz bazı hesaplar var. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin gibi kredili hesaplar. Onlar da bana yukarıdaki Line'dan veya Instagram'dan ulaşırlarsa anlaşabilirsek hesaplarını alabilirim. 10 tane kadar hesap almak istiyorum arkadaşlar. 20 de olursa olur, sıkıntı değil. Fiyatta anlaşırız bir şekilde diye düşünüyorum. Aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Velhasıl kelam son olarak şunu söylemek istiyorum. Mutlaka benimle ilgili kötü şeyler duyacaksınız. Küçük bir zümre, küçük bir zümre. Ne yazık ki aşağı seviyelerde olan insanlar, başarısız olmuşlar ve başarılı olanları kıskanan insanların cümleleri de olacaktır. Benden bir şey duymadığınız sürece inanmayın. İnanırsanız, siz de benim hakkımda kötü konuşursanız arkadaşlar, Osman'ın tabiriyle haşırtı blackboard diye size de girer günahlar. Hiç gerek yok. Son olarak bazı küçük yayıncıkçılara da bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de düzenli ve profesyonel yayın yapan tek kişi benim. İnşallah bir gün bunların sayısı artar. Bunu övünerek söylemiyorum. Ben yıllardır söylüyorum arkadaşlar. İnsanlar daha güzel şeyler yapsınlar. Bakın bu videonun söylediklerimin bazı şeylerine bazıları tepki verecek. Bazı yerlerde yazılar göreceksiniz. Bakın bunu söylüyorum. Çünkü göreceksiniz. Yani bu yayıncıkçılar şöyle bir şey yapıyorlar. 6 yıldır aynı hatayı yapıyorlar. Magiye saldıralım. Magiye sayalım. Magiye sövelim. Yükseliriz. Prim yaparız. Olmuyor arkadaşlar. Prim böyle yapılmaz. Prim kaliteli işle yapılır. Kaliteli işle yapılır. Çok sevdiğim bir laf var. Çanakta balın olsun, arı Bağdat'tan gelir. Yani siz güzel kaliteli işler yapınız. Zaman açarsanız zaten yükselirsiniz. Düşmezsiniz. Benim tavsiyem yayıncıcılara böyle. Ama siz yani yine arkamdan konuşmak istiyorsanız konuşun. Benim için benim faydama. Yani şöyle zannetmesin insanlar. Biz Magi'yi kötülersek kitlesi azalır. İnsanlar onunla iş yapmaz. Böyle bir şey yok. Siz kaliteli bir şey yaptığınız sürece insanlar sizinle beraber olur, size destek verir vesaire vesaire vesaire. Dedim ki benim hakkımda bu videomla ilgili bile konuşan insanlar olacaktır. O konuşan insanlar aşağıların aşağısında insanlardır. Ben size söyleyeyim. Bakın belki bu cümleme bile ekstra cevap verme çabası olacaktır. Amacım bir tartışma ortamı oluşturmak değil. Sadece formatımı değiştiriyorum. Yani artık o günde global değil de hem oyunumu oynuyorum hem de ticaretini yapıyorum arkadaşlar. Yine bu ticaretiyle yaptığımla ilgili de birçok şey duyabilirsiniz ama daha profesyonelce ticaretini yapıyorum. İnşallah bu bilgilendirme faydalı olmuştur. Birazcık geç oldu ama arkadaşlar şöyle birkaç konuya ufaktan değindim. Seviliyorsunuz, dikkat edin kendinize. Salı günleri dışında, şimdilik salı günleri dışında her akşam canlı yayınımız var. Genelde yatsı namazından sonra açıyorum. 8.30 gibi falan açıyorum arkadaşlar.
Ama hafta sonları daha da erken açabilirim diye düşünüyorum. Seviyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.